İnovasyonda çok sevdiğim bir taraf vardır. Güçlü inovasyon genelde alışık olmadığınız farklı bir alanın incelenmesiyle ortaya çıkar. Örneğin biomimikri denen bir alan var. Tabiattaki canlı ve bitkilerden esinlenerek fikir üretme, inovasyon yapma becerisi diye tarif edebiliriz. Bir örnek vermek gerekirse, 90'lı yılların sonunda Japonya'da hızlı trenler tünellerden çıkarken sonic boom denen bir patlama yapıyor. Ve bu patlama ya tabiatta canlıları rahatsız ediyor veya geceleri insanları uykularından uyandırıyor. Bu konuda çok şikayet almışlar. Onun için bir bilim adamları grubu veya mühendisler grubu diyelim, bu probleme bir çözüm bulmakla görevlendirilmiş. Ve bu patlamanın trenin önünde tünelden geçerken oluşan hava yastığı neticesinde olduğu tespit edilmiş. Görevlendirilenler arasında da hobisi kuşları izlemek, incelemek olan bir mühendis var. Günlerden bir gün bu mühendis bir kingfisher'ın, Türkçesi yalı çapkını, şu mavi, turuncu, sarı muhteşem güzellikte kuşun suya daldığını görüyor. Ancak suya daldığında etrafa pek de o kadar suya girdiği hıza göre fazla su sıçratmadığını gözlemliyor. İlgisini çekiyor bu durum. Kingfisher başı geniş, gagası uzun bir kuş. Acaba bununla ilgili olabilir mi diyor ve uzun lafın kısası, trenlerin gagasını diyelim, burnunu da bu şekilde yeniden dizayn edersek belki bu problemi gideririz diyor ve çalışmaya koyuluyorlar. Şu anda Japonya'daki bu hızlı trenlerin önü, burunları böyle bir yaklaşımla yeniden tasarlanmış 90'lı yılların sonunda ve tabii patlama sesi problemi ortadan kalkmış. İşte size biomimikri alanı ile ilgili bir örnek. Ama onun da ötesinde gerçekten inovasyon yapmak istiyorsak kendimizi tanımladığımız alanların ancak dışına çıktığımızda dünyanın bize, tabiat olsun, başka endüstriler olsun, ilham verme potansiyeli olduğunu görüyoruz. Onun için inovasyona açık olmak sürekli yeni fikirlerin, yeni sektörlerin peşinde koşup anlamaya çalışmakla oluyor. Ben inovasyon konuşuyorum çünkü son 20 senemi, hatta daha fazla, inovasyona odaklanarak, inovasyon takımlarına liderlik ederek, fikir, konsept, strateji ve de marka geliştirerek geçirdim. İnovasyon 21. yüzyılın en önemli uğraşı. Hepimiz inovasyona değiyoruz. Hepimiz inovasyona dokunuyoruz. İnovasyon tabiri aslında birçok şeyi kapsıyor. İnovasyon yapmak demek aynı zamanda yeni bir marka veya alt marka yaratmak demek. İnovasyon demek işe güçlü bir strateji ile başlamak demek. İnovasyon demek bu strateji çerçevesinde beyaz alan dediğimiz piyasada henüz karşılık bulmamış fırsatları tespit edip o beyaz alanlarda yeni fikirler, ürünler geliştirmek demek. İnovasyon demek süreç yönetiminde iyi olmak, takım oluşturmak, o takıma ilham verici liderlik etmek demek. İnovasyon demek fikirleri yeşerten bir ortamda, bir kültürde çalışmak demek. Kısaca inovasyon heyecan verici, kapsayıcı, renkli ve geniş ufuk açan bir alan. Evet, umarım yakında hep birlikte bu heyecan verici konuyu, inovasyonu konuşma fırsatımız olur.